Bakış programına hoş geldiniz. Gündem siyasetle yoğun ama bu yoğun gündemin arasında ekonomiyle de aslında yoğun. Özellikle dolar ve eurodaki ciddi artış ekonomiyi nasıl etkileyecek konusu, nasıl da etkiliyor konusu da gündemde olan konulardan biri. Biraz bu konudan bahsedeceğiz sizlere. Ama asıl bahsetmek istediğimiz, yani bu işin makro boyutu, biraz daha mikro boyutuna ineceğiz ve bu dolardaki ve eurodaki artışın sigorta pazarına nasıl etkilediğini konuşacağız. Özellikle de otomobil sigortalarını ve aynı zamanda biraz da sağlık sigortasından da bahsedeceğiz. Bunların hepsini Allianz Türkiye CEO'su Aydın Somersan, Cookie bizlerle birlikte kendisiyle konuşacağız. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi her zaman olduğu gibi. Aynı zamanda Bayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de varsa sorularınız ve yorumlarınız paylaşabilirsiniz canlı yayında. Süremiz el verdiğince hem Sayın Somersan'a soracağız hem de bize belirleyeceğiniz yol çerçevesinde konuşmaları da ona göre ilerleteceğiz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Cookie. Biraz ekonomik değerlendirme yapalım hazır sizi yaşı yakalamışken. Yakından takip ediyorsunuz aslında. Tabii. Hiç hani sormaya etmeye gerek yok ama özellikle bugün de ciddi bir rekora doğru gitti. İşte dolar 4.60'larda, euro 5.40'larda. Bunun biraz sonra sigortaya yansımalarını eminim çok ciddi yansıması vardır da hani siz vatandaşa yansıtır mısınız onu bilmiyorum. Sizden duyacağız. Önce yansımasını alırız. Önce bir yabancı sermayenin Türkiye'deki CEO'su olarak Allianz grubunun nasıl değerlendiriyorsunuz kurdaki bu artışı? Bir, neye bağlıyorsunuz? İkincisi bu artış ne kadar, hani siz de çünkü hesaplarınızı, kitaplarınızı, bütün finansal tablolarınızı buna göre yapıyorsunuz. Ne kadar, ne öngörüyorsunuz ve hani devam etme durumu size göre nedir ve devam etmesinin sonucundaki tablo nedir? Hı hı. Buyurun. Tabii ki ekonomideki gelişmeler sigorta sektöründe çok çok yakından ilgilendiriyor. Sigorta sektörünün %75'i yabancı sermayeden oluşuyor. Evet. Yabancı sermaye de çok yakından takip ediyor. Öncelikle bizim bakış açımızı söylemek isterim. Yani yabancı sermaye olarak Türkiye'ye bakış açısı, Türkiye'de Allianz 90 senedir bulunuyor ve her zaman çok uzun dönemli bir bakış açısına sahip. Yatırımlarımızı da bu şekilde yaptık. 90 senedir Allianz Türkiye'de. Tabii ki böyle dalgalanmalar olması beklenti dahilinde ama bu dalgalanmaların uzun dönemdeki potansiyeli etkilememesi ve öngörülebilirliğin devamı bizim için. Hocam, bu öngörülebilir bir dalgalanma mıydı size göre? Daha önceki işte sene başındaki ya da geçtiğimiz sene sonundaki projeksiyonlarınızda var mıydı böyle bir dalgalanma? Bu kadar büyük bir dalgalanma yoktu açık söylemesi gerekirse. Çünkü gerçekten evet belli bir düşüş beklentimiz vardı. Faizlerin gidişi, cari açığın durumunda göz önünde bulundurarak. Enflasyonun yüksek devam etmesi, %12'lerde devam etmesi tabii bunun faktörlerinden biri. Fakat şu son dönemdeki kur düşüşü bizim de beklemediğimiz bir düşüştü. Burada tabii ki şu andaki belirsizlik, enflasyonun yüksek seyri, cari açığın yüksek devam etmesi buradaki önemli faktörlerden birkaç tanesi. Bunu yakından izlemeye devam ediyoruz. Şu son haftalardaki çok hızlı düşüş beklenmeyen bir düşüştü. Bunun için tabii ki şu anda gözler biraz Merkez Bankası'nın üzerinde. Ne şekilde bir faizlerde bir gelişme olacak, o da bir beklenti içerisinde. Yakından takip ediyor olacağız. Ama zaten şöyle bir şey daha var Aydan Hanım. Dünya genelinde bir yüksek faiz trendi var galiba, değil mi? Tabii ki şu anda mesela Amerika Merkez Bankası 2017'de 3 kere faiz arttırdı. Hmm. Şimdi gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika'daki faiz artışı gelişmekte olan ülkelerde de bir faiz beklentisi oluşturuyor. Ve tabii ki yabancı sermayede daha çok getiri beklediği için buradaki faizlere de yansıyor.
Haklısınız. Dünya genelinde böyle bir gelişme şu anda görüyoruz. Çünkü global büyüme aslında oldukça iyi devam etti. Ve bu da tabii ki faizlerde özellikle para politikasında biraz daha sıkılaşma dediğimiz faiz arttırımını getirdi dünyada. Bunun da etkilerini Türkiye'de görüyoruz. Peki birkaç gündür, yani daha doğrusu bir haftadır falan konuşulan konu daha çok şu piyasalarda. Evet, doların bir yukarı doğru seyri var. Gerçi biz sadece doları konuşuyoruz, euroyu çok konuşmuyoruz ama birçok alanda da euro etkin. Niyeyse biz ülke olarak bir dolar saplantımız var herhalde geçmişten de gelen. O bizim için çok kritik belirleyici. Yani belki petrolden geliyor ama. Ya şöyle bir öngörünüz var mı? Hayır, bu dolar bu seviyede durmaz. İşte önümüzdeki dönemde işte seçim biter şey olur. Dolar bu seviyede durmaz. Aksine daha da geri doğru geriler. İşte bugün 4.5 ise 4.60 ise biz işte 3.9, 3.90 ya da o bantlara otururuz gibi öngörünüz var mı aynı? O öngörüyü vermek o kadar kolay değil. Spekülasyona girer biraz. Evet, zaten, evet. Tabii ki piyasadaki gelişmeler, politik gelişmeler de doların seyrini oldukça etkiliyor. Fakat şunu söyleyebiliriz, Türk lirasına temel olarak baktığımızda Türk lirası aslında şu anda olması gereken değerin oldukça altında seyrediyor. Yani sepete göre oldukça altında. O yüzden bir stabilizasyon beklemek anlamlı. Fakat bu ne zaman gelir ve ne seviyede stabilize olur, bunu öngörmek oldukça zor. Peki. Şimdi tabii bu dolar ve euro'daki artış özellikle sigortada, otomobil fiyatlarında, biz şimdi daha önce de sizle sohbet etmiştik birkaç ay önce. Kasko'da trafikte bilmiyorum ne kadar etkin, onu sizden dinleyeceğiz. Önce bir sigortaya genel olarak makro bir yansımasından bahsedin. Bu dolardaki, dövizdeki daha doğrusu artışın hangisidir sigorta için, dolar mıdır, euro mudur? Ve bu artış şimdi nasıl bir yansıyor ve önümüzdeki dönemde de nasıl yansıyacak? Evet, tabii ki kurdaki artışlar sigortayı direkt olarak etkiliyor. Şöyle söyleyeyim. Niye etkiler direkt? Mesela kaskoyu ele alalım. Evet. Kaskoyu aslında daha çok euro etkiliyor dolardan çok. Çünkü kaskodaki ödediğiniz tazminatların %45-50'sini yedek parçalar oluşturuyor. Ve yedek parçalar da euro bazlı olarak fiyatlanıyor. O yüzden eurodaki bu kur artışı direkt olarak yedek parça maliyetlerine yansıdığı için kasko fiyatlarını tabii ki etkiliyor. Şimdi trafik branşına baktığınızda resim birazcık daha farklı. Yani şunu da söylemeyelim, kasko branşında bir artı etki var. O da frekansın azalması. Yani her sene aslında %2-3 civarında kazalardaki frekans azalıyor. Bu da aslında fiyatı olumlu etkiliyor. Fakat şu dönemdeki kur değişimi o kadar hızlı gelişti ki, o yüzden buradaki fiyat baskısını, maliyet baskısı arttığı için artmasını bekliyoruz. Ortalama ne kadar bir yansımadan bahsediyoruz? Yani euroyu baz alıyorsunuz anladığım kadarıyla siz. Evet. Eurodaki artış kadar piyasaya yansır mı? Yok, artış kadar yansımaz. Yani %45-50'si tazminatların yedek parçanın oluştuğunu düşünüyorsanız, o artışın üçte biriyle yarısı arasında civarda bir yansıma olmasını bekleriz. Bunu da hemen değil, yıla yayılmış bir şekilde bekliyor oluruz. Şimdi trafik branşına baktığınızda, trafik branşında aslında bedeni hasar maliyetleri çok arttı. Bunlar TL bazlı, euro bazlı veya dolar bazlı değiller. Fakat yine maddi hasar tarafı da trafik branşının tazminatlarının %20'sini oluşturuyor. Oradaki etki biraz daha az. Sağlık tarafına baktığınızda da, sağlıkta da medikal enflasyon. Şimdi onu soracağım. Sağlığa geçmeyin Aydın Hanım. Önce... biz sadece dövizdeki artışın yansımasını konuşuyoruz. Enflasyonun da bir artıştaki bir yansıması var mı sigorta pazarına? Tabii ki. Şimdi zaten maliyetlerin hepsi en az tüfe seviyesinde artıyor. Dövizdeki bu hızlı artışın genel enflasyona yansıması da var. Onun da bir en direkt etkisini maliyetlerimizde görüyoruz. Peki... bu şu anlama mı geliyor? Sizin söylemenizden şunu mu anlayayım? Önümüzdeki dönem kasko, özellikle kasko üzerinde duruyorsunuz. Belli ki kaskoya yansıması çok daha fazla ve daha bir sıkıntı var. Bir yansımayı vatandaşa yansıtacak mısınız? Yani sizin söylemenizden şunu mu anlayayım? Önümüzdeki dönem kasko fiyatlarında artış olma
primlerinde artış olma ihtimali var mı? Kesin var mı? Tabii ki maliyetlerin bu denli artması bu branşı sürdürebilir, kasko branşını sürdürebilir olması için fiyatlara belli bir yansıma bekliyoruz. Bu yansıma direkt olarak kurla birebir bağlantılı değil, fakat sürdürülebilir olması için belli bir yansıma olacaktır. Rakam verin. Ne? Yüzde kaç? %10, %15, %20 ne kadar zaman? Yani kur artışının 1/3 hatta belki biraz o civarda olacağını düşünüyorum. Şu anda kasko fiyatları ucuz mu? Pahalı mı? Şu anda kasko fiyatları olması gereken yerde. Yani şöyle söyleyebilirim. Ucuz ve pahalı. biz her zaman şu politikaya bakıyoruz. Şimdi meslektaşlarınız çoğu diyor ki kasko fiyatları çok ucuz. Şimdi tabii ki relatif olarak bak neye göre karşılaştırıyorsunuz? Neye göre? Şimdi Avrupa pazarına baktığınızda kasko fiyatları yani çok benzer arabalar olmasına rağmen oldukça ucuz kalıyor tabii ki. Ama sonuçta Türkiye'deyiz ve burada da tabii ki vatandaşın alım gücüne uygun olması kasko fiyatları için, kasko için çok önemli. Burada bizim her zaman hedefimiz doğru riski doğru fiyatlamak. Doğru riski doğru fiyatlayabildiğimiz sürece o fiyat çerçevesinde ilerlemesini bekliyoruz. Hep bu gözle bakıyoruz. Trafikteki sıkıntı bitti mi? Kâra dönmeye başladınız mı artık? Yani yaklaşık bir uzun zamandır zarar ediyordunuz. Son özellikle bu tamam geçen senenin Nisan ayında gelen tamam fiyat sonrası. Hatta bir takım rakamlarınız vardı ortaya koydunuz. Ondan sonra bir iyileştirme yapıldı. Ondan sonra şimdi baktım, ya bakıyorum çok fazla trafik bahseden yok. Yani bu bahsedilmeme, ya tamam işte artık yani yavaş yavaş para kazanmaya başladık bu işten bahsedilmemesi. Yoksa bahsetsek de artık bir şey olmayacak şey mi, durumu mu, hangisi? Yok, aslında şöyle 2017'ye baktığınızda trafik branşı yine aşağı yukarı 536 milyon TL bir teknik zarar yazdı. Zaten Nisan 2017'de tavan fiyatı devreye girmişti. Ortalama fiyatlar %30 aşağıya düşmüştü. Bunun etkilerini 2017'nin ikinci yarısında daha görmeye başladık ve 2018'de de görmeye devam ediyoruz. Trafik branşı branş olarak zarar yazmaya devam ediyor. Burada sene başında fiyatlara bir %5'lik bir artış geldi. O bir nefes verdi. Fakat dediğim gibi hem enflasyonun çifthanelerde olması hem de kurdaki artış buradaki maliyet baskısını arttırmaya devam ediyor. Bizim ümidimiz her zaman da söylediğim gibi serbest fiyat dönemine geri dönülmesi. 2018'de bunun gelmesini umuyoruz. 2017'nin sonunda bekliyorduk ama kademeli bir artış oldu, bir hafifleme oldu. Sayın Mehmet Şimşek de bu konuda açıklamalarını yaptı. Biz hazineyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Serbest piyasaya, serbest fiyata dönmek ne gibi avantaj getirecek? Yani şu andan farklı ne olacak? Çünkü bu sizin söylemenizi şöyle algılayan da, algılamaya da neden oluyor. Serbest fiyata geçince fiyatlar otomatik olarak fırlayacak. Ya bu mu algı? Serbest fiyattan algı bu mudur? Ya size göre yani bizi rahat serbest bırakın, biz fiyatı ona göre belirleyelim. Bu da hani şimdiki fiyatta zaten, şimdiki fiyatta serbest fiyat istediğinize göre daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor. Bu mudur Aylin Hanım? Yok, aslında öyle değil. Yani bir serbest piyasaya geçtiğimizde birden fiyatların artması söz konusu olmayacaktır. Serbest piyasaya geçiş şunun için çok önemli. Birincisi sektörün sürdürülebilirliği için çok önemli. İkincisi her zaman dediğim gibi biz doğru riski doğru fiyatlamaya çalışıyoruz. Yani burada aslında trafikte en önemli şey temelde kaza oranlarının azalması. Evet. Türkiye'nin bu kanayan yarası. Ve burada iyi sürücü, bilinçli sürücünün desteklenmesi, kötü sürücünün daha bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve iyi sürücünün kötü sürücüden daha efektif bir şekilde ayrıştırılabilmesi. Biz bunu hedefliyoruz ve bunun çok daha sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. O yüzden serbest piyasaya geçiş bizim için çok önemli. Kazaların azaltılması dediğinizde bir şeyler yapıyor musunuz sektör olarak? Mesela siz şirket olarak bir şey yapıyor musunuz kazaları azaltma adına? Ya çünkü bakıyorum asıl yani trafik sigortası aslında bir sonuç.
sebep kaza. Evet. Şimdi asıl bunun hani sigortacı, ben yurt dışında da mesela gittiğimde işte kimi sigorta şirketleri yurt dışında sürücülere ileri sürücü teknik eğitimleri veriyorlar. Kasko sigortası ya da trafik sigortası daha ucuz yapıyorlar falan. Bir çaba var. Ama bakıyorum Türkiye'de genelde sizin şirketlerde bu kazanın hep kazadan şikayet var ve sonucundan, ama kazaların önlenmesine yönelik taşın altına el koyma gibi bir şey yok. Var mı sizde böyle aslında, bir şey? Ya da plan proje var mı? Aslında var ve bu konuyla ilgili Türkiye Sigortalar Birliği çok kapsamlı çalışmalar sürdürüyor şu anda. Emniyet Müdürlüğü ile polisle, diğer devlet kurumlarıyla birlikte nasıl bu bilinci arttırırız? İyi sürücüyü kötü sürücüden nasıl ayrıştırabiliriz? Kötü sürücünün işte puanları, sürücüye bir puan verilmesi gibi bir çalışma var şu anda. Hep yani yolları nasıl daha güvenilir yaparız? Tabii bu çok kapsamlı bir şey. Sadece sigorta şirketlerinin veya sadece bir kurumun değil, pek çok kurumun bir araya gelip bu sistem üzerinde temelden çalışmasını gerektiren bir şey ve çok uzun dönemli bir çalışma. Böyle olduğu için bu biraz daha uzun sürecek tabii ki, ama bu yönde çalışmalar yapılıyor ve Türkiye Sigortalar Birliği de ve biz de onlarla beraber bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela farklı bir uygulama var. İtalya'da bu yapılıyor. Buna kara kutu uygulaması deniyor. Burada ufak bir kutuyu, GPS gibi bir kutuyu arabaya koyuyorsunuz ve sürücünün nasıl kullandığını, iyi mi, kötü mü, bilinçli bir şekilde mi kullandığını ölçmeye devam ediyor. Ve sizin de böyle bir projeniz vardı Allianz. Evet, Allianz. Geçtiğimiz senelerde bir şey çalışıyordunuz. Evet, evet, trafik sigortası da tavan fiyat gelince durdu bir anda galiba. Biraz sekteye uğradı ama hala çalışmaya devam ediyoruz. Devlet kurumlarıyla da bunu konuşuyoruz. Böyle bir mevzuatsal ortam sağlandığı zaman bunun ben çok efektif olabileceğini ve fiyatlarda da daha avantajlı hale getirebileceğini düşünüyorum. İtalya'da çünkü bunu işe yaramış, sonuç alınmış. Evet. Biraz sağlık sigortası konuşalım mı? Tabii. Siz de çünkü uzmanlık alanlarınızdan. Tamamlayıcı sağlık. Yani bizim bir süredir üzerinde konuştuğumuz konu tamamlayıcı sağlık, ama benim gördüğüm kadarıyla yani kamuoyuna da çok fazla anlatılamayan bir konu. Aslında anlatılsa ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üzerindeki yükü de alacağını da ve Türkiye'de ciddi bir değişiklik yaratacağına inanıyorum. Nedir orada durum tamamlayıcı sağlıkta? Aslında tamamlayıcı sağlıkta istediğimiz kadar olmasa bile bir büyüme görüyoruz. Yani şu anda 500.000'den fazla kişi tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip. Burada, Türkiye genelinde. Evet. Burada tabii ki bu oranlar çok daha artırılabilir. Yani özel sağlık sigortası halen Türkiye'de çok küçük, çok az bir sektör. Yani 2.5 milyon, 2.7 öyle mi? Yanlış mı? 5 milyarlık bir primi var geçen sene itibariyle. O da zaten çoğu şirketlerin yaptığıdır yani. Çoğu, evet, şirketlerin yaptığı özel sağlık sigortası. Burada tabii ki TSS, tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasının tabana yayılmasını sağlayacak çok güzel bir araç. Burada ama tabii ki özel hastanelerin, her ildeki özel hastanelerin SGK anlaşması yapması, TSS bilincinin biraz daha artması, vatandaşa bunun daha çok anlatılması, ki biz şirket olarak da, birlik olarak da bunun üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda TSS için bazı teşvikler, vergi indirimleri gibi uygulamalar da ele alınabilir. Yani, talepler var yani bu yönde. Evet, bu yönde talepler, bu yönde de devlet kurumlarıyla çalışmalarımız var. Ben TSS'nin sağlık sigortasının daha büyülmesi, tabana yayılması ve vatandaşa da özel hastanelerden, daha farklı doktorlardan da erişim sağlanabilmesi için çok önemli bir araç olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu konuda biraz düşündüğümüzden yavaş da ilerlese büyük bir adım atılabileceğine inanıyorum. Deminki konuşmanızda sonra konuşuruz dedim, bir parantez açmıştık. Sağlıkta enflasyon yüksek, bundan dolayı mı sağlık sigortasının tamamlayıcı değil? Bizim bildiğimiz geleneksel sağlık sigortasının fiyatı o yüzden mi vatandaş kamuoyu tarafından pahalı görülüyor? Yani şimdi şöyle, tabii ki özel sağlık sigortası özel hastanelerde kullanıldığı için daha çok özel hastanelerinde tabii ki maliyetleri daha farklı oluyor. Aynen, benim bu konuda bir tespitim var. Sigorta şirketleri olmasa bu kadar özel hastane yatırımı olmaz diyorum ben. Doğru mu söylemiş? Tabii ki. Ben diyemiyorum diyorsunuz ama.
Bunu demek zor ama tabii ki hastanelerde bizim çok önemli iş ortaklarımız, tabii. çok önemli paydaşlarımız. Medikal enflasyon aslında, şimdi medikal enflasyonu etkileyen birkaç şey var. Bir tanesi tabii ki döviz kuru da medikal enflasyonu etkiliyor. Çünkü medikal araçlar, medikal malzemelerin çoğu yine ithal olduğu için euro bazlı. Fakat aynı zamanda tıp dünyasında teknolojik o kadar çok gelişmeler var ki tabii ki bu gelişmeler de bazı işlemlerin daha teknolojik ve tabii ki daha pahalı olmasına sebep oluyor. Bu da medikal enflasyona yansıyor. Şimdi geçen sene baktığınızda TÜFE %12 idi. Türk Tabipler Birliği'nin tarife değişikliği %13 civarında geldi. %12.9'du. Yani enflasyonun biraz daha üzerinde. Üzerinde bir sağlık enflasyonu var. Evet. Türkiye'de sağlık, özel sağlık sigortası ucuz mu? Avrupa ile mukayese ettiğinizde, yani kasko ucuz, Türkiye'de de özel sağlık. Çok Türkiye ile karşılaştırdığın, Almanya ile karşılaştırdığınızda yani 8'de biri, 10'da biri. O kadar büyük fark çok var. Çok büyük fark var. Evet. Peki gelişememesinin nedeni ne özel sağlık sigortasının? Ya önde bir engel mi var? Yani şöyle ya bir şeyi kabul edelim. Devletin sunmuş olduğu sağlık hizmeti gerçekten mükemmel. Evet. Hani o tamam, onu anladım. Yani Türkiye'de çok iyi bir hakikaten tabuna yayılmış ve iyi bir sağlık sistemi var. Özel sağlık sigortası biraz daha sadece özel hastanelerden faydalanan vatandaşlar. Biraz da otelcilik hizmeti gibi falan mı öyle biraz? Ya, o komponenti de var. Hı-hı. Tabii ki farklı doktorlar, farklı hizmetlerden yararlanma komponenti de var. Ve bu yüzden tabii ki belli bir kesime hizmet etti şimdiye kadar. Ama baktığınızda Avrupa ile karşılaştırıyorum. Türkiye'de %3 iken milli hasılaya oranı OECD ülkelerinde %19 civarında. Yani potansiyel gerçekten çok yüksek. Yani burada ben gidecek çok yolun olduğunu düşünüyorum. Peki madem bu potansiyelden bahsediyoruz, mesela trafik sigortası zorunlu olduğu için işte 17-18 milyon araç sigorta yaptırıyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz kasko sigortası araçlarının %25'i %30'u daha sigortalı. Özel sağlıkta çok ciddi. Size göre, yani şimdi yabancı bir sermayenin buradaki Türkiye'deki CEO'su olarak size göre ne olması lazım ki bu sizin penetrasyon dediğiniz, yani potansiyel dediğimiz olay harekete geçsin? Yani bu bir devlet desteği midir? Bu bir farklı bir yöntem midir? Ne olması lazım? Çünkü biz sigorta deyince toplum olarak direkt fiyat odaklı gidiyoruz. Ucuzsa evet, pahalıysa zaten bırak gitsin. Şimdi tabii ki birkaç şeyin birden olması lazım. Bence teşvikler özellikle TSS tabana yaymak için artabilir kesinlikle. Ama bir bilinçlenme de gerekiyor. Yani özel sağlık sigortasına niye ihtiyacım vardır? Yani biz sağlık sigortası aldığında kullanmadığı için üzülen bir milletiz. Evet tabii. Ya ödediğim parayı çıkartın diye sık sık giden bir milletiz. Gitmeyince hasta olmadığı için üzülen. Evet. Doğru, hasta olmadığı için üzülüyor. Geçenlerde bir parodiye de konu olmuştu. Hani hakikaten burada bir bilinçlenme gerekiyor. Çünkü evet, belli bir prim ödüyorsunuz ama herhangi bir rahatsızlığınızda aslında yükünü kaldıramayacağınız maliyetler ortaya çıkabiliyor, Allah korusun. Ve o durumda tabii ki sigorta devreye giriyor ve bütün ödemeleri yapabiliyor. Yani şimdi böyle bir riske karşı kendinizi korumuş oluyorsunuz. Buradaki bilinçlenme de bence çok önemli. Burada özel sektörün de yapacağı çok adım var. Aynı zamanda bu konuda da oldukça çalışmalarımız var tabii. Peki bu sağlık sigortasında hiç kullanmayan, yani biz kullanan bir toplumuz, kullanmayan kişinin bir avantajı var mı kullanana göre? Yani bir trafik şeyde otosigortası gibi bir hasarsızlık indirimi gibi bir indirim var mı? Yoksa zaten biz her sene işte bir sağlık enflasyonu olduğu için otomatik onun üzerine bindirip gidiyoruz mu? Yok, tabii ki kullan aynen kaskoda olduğu gibi benzer bir şekilde bir hasarsızlık indirimi var sağlık sigortasında. Ama şimdi bizim sağlıkta vizyonumuz, bu sağlık sigortası diyoruz ama aslında hastalık sigortası. Evet, yani sizin hasta hastalık olduğunuz sigortası zaman, diyoruz. Ne fark var sağlık ve hastalık arasında? Çünkü sağlık, biz kendimizi müşterimizin yanında ömür boyu olmak istiyoruz. Sağlıklarında da, hastalıklarında da.
Ve bu mentaliteyle baktığınızda aslında önleyici çözümler de çok ön plana çıkıyor. Şey gibi, kazaları azaltmak gibi. Ona benzer tabii, daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak bireylerin. Mesela bir örnek vereyim. Bizim 40 yaş üstü kadın müşterilerimize mamogram kullanımı için özel bir aktivite yaptık. Hepsini telefonla aradık. Lütfen gidin kullanın diye. Ve bu kullanımı, teminat kullanımını %8'den 54'e çıkardık. Bu hakikaten bir farkındalık yaratıyor. Paralı mıydı? Teminat altında. Zaten teminat içinde kullanmıyor vatandaş, hatırlatırsa. Kullanmasını sağladık. Aynı şekilde şu anda kronik hastalıklar için çalışıyoruz. Diyabetle başladık. Şimdi diyabet aslında kan şekerini düşürmek için. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Küçük bir alet var. Kendiniz kan şekerinizi ölçüyorsunuz. Direkt bizim data merkezimize yolluyorsunuz. Doktorunuzla ilişkiyi sağlıyoruz. O da diyor akşam fazla kaçırmışsın tatlıyı diyor. Gerekirse onu diyor. Ama önemli olan burada şu. Bir puan kan şekerini düşürdüğünüz zaman kalp rahatsızlıklarında önemli bir düşüş görüyoruz. Ve biz şu anda bunu denedik. Aşağı yukarı 150 sigortalımızla yapıyoruz bu diyabet projemize gelen ve 6 ay içerisinde %4 düşürmeyi başardık. Yani çok bir güzel. Puan yerine %4 gerçekten doğru bir ivme kazandığımızı ve doğru yönde gittiğimizi görüyoruz. Yani burada tabii ki bunlar çok uzun dönemli şeyler ama bu hizmetlerle önleyici çözümlerle daha çok sağlıklı yaşamı da destekliyoruz aynı zamanda. Tabii bu da aynı zamanda sigortalıların sizde uzun süre kalmasını da gerektiren tabii bir ki. Konu. Yani ya aslında güzel bir fikir. Yani şeydeki gibi, kaskodaki gibi. Yani ben sigortalıyı sağlıklı hale getireyim de hasar ödemeyeyim, değil mi? buna biz hasar kazan diyoruz. Çünkü sağlıklı müşteri tabii ki daha az hastalanması, evet maliyet olarak arttı ama bizim asıl amacımız burada sağlıklı bir yaşam sürmesi müşterilerimizin. Aynı zamanda bir doktor alyans hizmetimiz var. Sağlık müşterilerimiz günü 24 saati telefon edebiliyorlar. Mesela işte çocuğunuz hasta veya ateşi var, işte ayağınız burkuldu ya da daha önemli bir şey oldu. Bir doktor ve hemşireyle direkt konuşabiliyorsunuz. Reçete yazıyor mu? Reçete yazamıyor, uzaktan yazılmıyor ama onun dışında her türlü yönlendirmeyi, ambulans yollamaktan randevu almaya kadar her türlü destek yönlendirmeyi, yani. Desteği yapıyor. Biz ne konuşacaktık bir de sizle son bir dakika? Diyeti konuşacaktık, değil mi? Ne diyetiydi? Ketojenik diyet. Evet. Efendim, Aylin Hanım bir şirket olarak yeni diyet, onlar da sağlıklı besliyorlar. Yeni bir diyete başlamışlar. Ketojenik diyet mi? Evet. Ne oluyor öyle? Şimdi şöyle. Ekonomiden nereye geldik? Sigortadan uzaklaştık ama. Nereye geldik? Vücudun yağ yakmasını sağlıyorsunuz. Çünkü vücut ne kadar ona ketosis diyorlar. Ne kadar yağ yakmayı başarırsa o zaman insülin seviyeleri devamlı aynı sabit kalabiliyor. Tamam. Ve bu size bir kere diyabeti önlemede çok önemli. Çünkü biliyorsunuz insülin seviyelerinin yükselmesi diyabetin en büyük unsurlarından biri. Ama aynı zamanda hem vücudunuz çok daha aktif, dinamik ve enerjik oluyor. Ve aslında çok daha tok duruyorsunuz. Çünkü daha yağ bazlı ve protein bazlı ve vallahi, sebze bazlı. Aylin Hanım yediklerini gösterdi. Bütün ekipleri onu ben de yesem bütün gün tok dururum. Yani. Sonuç zayıflamak değil. Sonuç sağlıklı. Sonuç kesinlikle zayıflamak değil. Tamam. Sonuç aslında çok daha sağlıklı hissetmek. Daha enerjik, daha doymuş bir şekilde daha sağlıklı hissetmek. Bunu sigortalılarınıza şey yapmıyor musunuz? İşte bizden bunu sigorta yaptığına kendi üzerimizde deniyoruz. Eğer başarılı olursa belki düşünebiliriz. Peki. Şey isterlerse gönderelim. Diyetin içeriğini isterlerse izleyicilerimiz yollarız, değil mi? Memnuniyetle. Sokrat'e gizli bir diyet değil yani. Peki, çok teşekkür ediyorum Aylin Hanım. Aslında bir iki cümlede bize İzmir anlatın. Bir dakikamız kaldı. İzmir'e taşıdınız. Şirketi İzmir'e taşıdınız. Yani bu da büyük bir olay. Yok, şirketi İzmir'e taşımadık ama operasyon ekiplerimizi İzmir'e taşıdık. Gerçekten bizim için çok önemli ve büyük bir adımdı. Aşağı yukarı 1100 kişilik kapasiteli bir kampüs kurduk orada. Gördüm şu anda 750, bir sene sonuna kadar 750 kişi olacağız. 770 kişi olacağız. Şu anda 650 kişi civarındayız. 400 kişilik de İzmir'den. Bu bir maliyet miydi?
Ya maliyet unsuru muydu taşımak İzmir'e? Yok, aslında bu çok uzun dönemli baktığımız için hem büyüme potansiyelimizi İzmir'de görmek istiyoruz, hem bir risk yönetimi, çünkü sadece İstanbul değil İzmir, hem de İzmir o kadar eğitim seviyesi yüksek, çok pırıl pırıl gençlerin evet. olduğu ve yaşam kalitesinin, yani bir beyaz yakalı, her bir beyaz yakalı Ege'de, İzmir'de emekli olmak istiyor ve İzmir'de çalışmak inanılmaz bir motivasyon ve bunu biz aslında çok takip de ediyoruz, performansı da takip ediyoruz ve hakikaten pozitif unsurların daha şimdiden görmeye başladık. Pek çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Çok teşekkürler. Bir dahaki sefer İzmir'e gidelim, oradan yapalım bu yayını. Memnuniyetle, sağ olun. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.